Suzan ve İrfan Mutlu çifti. 1933 Elazığ doğumlu olan Suzan Mutlu çocuk doktoru. 1933 Nevşehir doğumlu olan İrfan Mutlu ise iç hastalıkları doktoru. Elazığ gazetesinin sahibi Necip Bingöl'ün kızı olan Suzan Mutlu iki çocuk annesi. 1952 yıllarında Elazığ'dan Ankara'ya okumaya giden Suzan Mutlu, 1958 Ankara Tıp Fakültesi mezunu. Elazığ'ın ilk çocuk doktoru olan Mutlu, 1961 yıllarında Verem Savaş'ta hekim olarak göreve başlamış. 83 yaşındaki Suzan Mutlu, belediye eski başkanı Süleyman Selhanoğlu döneminde belediye meclis üyeliği yapmış. Mutlu, hayat arkadaşıyla okul yıllarında tanışmış ve 1959 yıllarında İrfan Mutlu ile hayatını birleştirmiş. İrfan Mutlu aslen Nevşehirli ama eşine o kadar aşık ve sadık ki eşinin isteği üzerine Elazığ'a yerleşmiş. Ve Suzan Mutlu'nun deyimiyle İrfan Mutlu aslında Elazığ'a gelin gelerek fahri bir Elazığlı olmuş. İşte kendi ağzından Suzan Mutlu. Suzan Mutlu Elazığ'a mal olmuş bir doktordur. Biraz bahseder misin? Ben aslım Perçinli, Akçakiraz şu an. Orada dünyaya geldim. Annemin şöyle bir lafı vardır, uğurlu kızım. Çünkü köydeyken doğum yapmış, babam fakülteyi bitirmiş. Ve Tabu Kadastro Okulu'ndan sonra Kalan, şimdiki Tunceli'ye tayinimiz oluyor. Küçüklüğüm Kalan'da geçiyor, İsyan'da. Ondan sonra babam Diyarbakır'a tayin oluyor. 4 sene Diyarbakır'da kalıyoruz. Orada bir kardeşim doğuyor. İlkokulun bir kısmını orada okuyorum. Diğer bir kısmını da Erzurum'da okuyorum. Okulların ismini söyleyebilir miyim? Diyarbakır'da Süleyman Nazif İlkokulu'nda Atatürk İlkokulunda, Erzurum'da. Ondan sonra babamın tayini Kırşehir'e çıkıyor. Bir sene kalıyoruz, Tokat'a çıkıyor, bir sene kalıyoruz. Babam biraz pek köy ağası olduğu için pek intiba edemiyor. Ve Elazığ'a geliyoruz. Babam bir matbaa açıyor. Elazığ gazetesini çıkarıyor. Ben de o sırada liseyi okuyorum. Sonra babam aydın bir kimseydi, annem de keza öyleydi. Beni Ankara'ya imtihanlara götürdü. Birkaç yeri kazandım fakat tıbbı tercih ettim. O da teyzem doktordu. Onu da o bakımdan oraya tercih ettim. Tıbbiyeyi bitirdim. Bitirmeden evvel sınıf arkadaşım İrfan Mutlu'yu tanıştık. Okulu bitirmeden 1959'da evlendik. O sırada ben Elazığ'da hükümet tabibi ve Verem Savaş Dins Mahallesi'nin ilk kurucularındanım. Ve eşim de Kars Şahnalar taburunda görev yaptı. Ben gitmedim. Burada hem lisede matematik hocalığı yaptım hem de Verem Savaş'ta çalıştım. Ondan sonra Almanya'ya gittik ihtisas yapmaya. Almanya'da bir kızım burada doğdu. Almanya'ya gittim. Orada bayağı zorluk çektim. Çünkü orada bir Almanlar hiçbir şeyi affetmeyen bir millet. Kızımı kreşe vermek mecburiyetinde kaldım. Eşimden, annemden, babamdan gelen mektubu bile okutmuyorlardı. İrfan burada yoktu diyorlar. Zamandan faydalanasın Alman hastalarımız diye. 8 sene orada kaldık. Bir kızım orada doğdu. Ondan sonra memleketimize döndük. Elazığ'a geldik. Babamın arzusu üzerine. Elazığ'da serbest hekimlik yaptım çocuk doktoru olarak. Çünkü bir kere bir ay gittim devlet hastanesinde çalıştım. Almanya'daki hastaneleri gördüğüm için burada yapamadım. Yapamayınca bir kurum doktorluğunu seçtim. İller Bankası'nın doktoru olarak emekli oldum orada. Bu ara iki tane kızım var. İkisi de doktor. Biri Fırat Üniversitesi'nde, biri Çapa'da profesör.
Allah'a çok şükür iki torunum var. Onlar da Amerika'da okudular. Biri makine mühendisi, öbürü de uluslararası ekonomi okudu. Şu anda evliliğimiz 56. yıl. Bir ömür. Ben 1933 doğumluyum. Doğum yerim Aksaray'dı. Aslen Nevşehirliyim. Anne ve babam Nevşehirli ama bir vazife nedeniyle babam Aksaray'a geliyor. O da şöyle oluyor. Babam yaşlıdır. Vahdettin zamanında onlar okulda İstanbul'da 11 sene kadar okuyor. Birinci Dünya Harbi çıkıyor. Ve bu okuyanların hepsini topluyorlar. Diyorlar ki sizleri sağlık memuru olarak askere alıyoruz ve orada harp bitene kadar sağlık memuru olarak kalacaksınız. Nihayet babam bitiriyor, yani Birinci Cihan Harbi'ni bitiriyorlar. Evi bitirdikten sonra madalyası da vardır babamın gerçekten Birinci Cihan Harbi'nden. Dönüyor tekrar, İstiklal Savaşı çıkıyor. İstiklal Savaşı'ndan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sağlık memuru olarak Nevşehir'den Aksaray'a geliyor tayin edildiğinde. Daha önce annem ve babası zaten Aksaray'da jandarma subayı olarak bulunuyor o zaman. O vefat ediyor. Annem de zaten beraber Nevşehir'den Aksaray'a geliyorlar. Bu şekilde Aksaray hikayemiz başlamış oluyor ve ben Aksaray'da doğuyorum. Biz beş kardeşiz. Kardeşlerimin bir tanesi de Nevşehir doğumlu. Diğer kardeşlerin hepsi yani dört kardeş de Aksaray doğumlular. İlkokulu Aksaray Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Ortaokulu yine Aksaray'ın ortaokulunda okudum. Okul bitiminde devlet parası yatırı imtihanlarını girdim, kazandım ve o sene bizi her sene Antep'e verirlerdi. Her sene Kayseri'ye verirlerdi. O sene bizi Antep'e verdiler. Ve Antep'te gittim. 1948'den 51 yılına kadar Antep'te liseyi okudum ve bitirdim. Biliyor musunuz o zamanlar ulaşma kadar zordu ki. Ben Antep'e gitmek bir maceraydı. Evvela Adana'ya giderdik. Adana'dan trene binerdik. Feyzipaşa'da inerdik. Bir kamyonun veya bir eski bir minibüsün üzerinde liseye giderdik. Çok zor günler. Antep'te bir şey yok. Ne havaalanı var, ne trenin istasyonu vardı. Bir şey yoktu. Neyse 1948'den 51'e kadar 3 senede liseyi bitirdim. Liseyi bitirdikten sonra biliyorsunuz o zamanlar her fakülte kendi bünyesinde imtihanla talebe alıyorlardı. Ankara'da iki fakülte imtihana girdim. Bir tıbbiye, niyetim asker tıbbiye girmekti dedemden dolayı. İkincisi de annem çok arzu ederdi. İkincisi de siyasal bilgiler o zaman çok revaçtaydı. İki yere girdim. Tıbbiye girdiğim imtihanı kazandım. Beşinci olarak kazandım. Siyasal bilgileri de burslu olarak kazandım. Ama siyasi bilgiye girmedim. Çünkü idealim doktor olmaktı, abim gibi. Oradan müracaat ettim asker tıbbi. Üçüncü olarak da asker tıbbiye girdim. O zaman asker tıbbi İstanbul'daydı. Biz de İstanbul'a gideceğiz diye düşünürken bütün askeri okullar Ankara'ya nakledildi ve biz İstanbul'a gidemeden Ankara Tıp Fakültesi'ne girmiş olduk. 1951'de girdim, 1957'de Ankara Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Ama o zaman tabii bir hayat arkadaşımızı seçmiş olduk. İkinci sınıftan itibaren... Suzi'yi buldum. İkinci sınıftan itibaren çok iyi bir Fransızcam vardı benim. O zamanlar tabii şimdi diyemiyorum bir şey. Onun için öğretmen yani hoca bana dedi ki ya Suzan'ı çalıştır bari dedi efendim. Olur hay hay dedim. Sabiha Hanım'dı galiba değil mi? Peki o dedim. Fransız çocuğumuz. O çalışma işte bir sınıf arkadaşlığı ve hayat arkadaşlığına dönüştü. 1957'de ben mezun oldum. Niye demiyorsun Elazığ'a gelin gel. Dur ya bir dakika Allah Allah. 1957'de mezun oldum. Hanım bitirmediği için evlenemedik. O 58'de mezun oldu. 58'de tabii Suzan almak kolay değildi zaten. O maceralı oldu. Neyse o maceraları anlatmayalım da.
Elazığ'a geldik biz kardeşlerle beraber istemek için. O zaman Fikret Otyan vardı, biliyor musunuz? Onun kardeşi, abisi Nusret Otyan, eczacı, bizim çok iyi bir aile dostumdu. Hanımı istemek için o da beraber geldi, çok iyi hapamızı. Neyse, o nihayet o kabul edildi, nişan yapıldı ve 1959'da evlenmiş olduk. Bu arada ben askeri tıbbiyeden ayrıldım 57'de, 1950. 57'de ayrılmamın nedeni de dış ülkeye, özellikle Amerika'ya gitmek istiyordum. Hakikaten müracaat ettim. Akseptansım da geldi ama ailem müsaade etmedi. Amerika çok uzak dedi. Oraya ne biz gideriz ne sen gelebilirsin diye kabul etmeyince vazgeçtim. Bu sefer müracaat ettim Sağlık Bakanlığı'na. O zamanlar hükümet tabibi vardı, bu aile hekimliği falan yoktu. Hükümet tabibi olarak Aksay'ın daha önce nahi olan Ortaköy köyü kaza olmuştu. Oraya ilk hükümet tabibi olarak tayin oldum 1957'de. 57'den 1960 yılına kadar orada kaldım. Bir yıl kadar kaymakam vekilliği yaptım orada. Ama bizim o hükümet tabibi çok şart, zor şartlarda geçiyordu. Mesela aşı yapılacak köylere at arabası tutardık, at arabasıyla giderdik. Hatta bu arabasıyla bir hadise de oldu, hiç unutmuyorum. At arabasıyla giderken çoban köpekleri bize hücum etti, atlara doğru, arabaya doğru hücum etti. Atlardan bir tanesi köpeği çiğnedi ve köpek orada öldü. Çoban arkadan bize kurşun yağdırdı, öyle bir kurşun yağdırıyor ki Allah'tan isabet etmedi. Oradan kurtulduk ama dönüşte ben kaymakam vekili olduğum için o çobanı buldurdum. Ama adliye teslim etmedim, çok yalvardım, bıraktım onu. Böyle geçti 1960 yılında. Ama bu arada 1959 sonunda bir kızımız dünyaya geldi, Hülya diye. Ben köydeydim, hanım 59'da doğum yaptı. Doğum da hatta çok zor şartlarda oldu çünkü yeni kaza olmuş, teşkilatta bir şey yok, bir ebemiz vardı, o ebe doğumu yaptırdı. Mecbur kaldık tabii, öyle bir şartlarda. Birinci kızım Hülya dünyaya geldi. O bir hastalık nedeniyle iki aylıkken bronkopneumiden öldü. Daha sonra ben artık orada kalmak istemiyordum 60 yılında. Askerliğe müracaat ettim. Hanımı Elazığ'a getirdik. O babaların yanında kaldı. Daha sonra ev tuttuk. İşte Verem Savaşı tabiliğine geçti. Ben de askerliğe gittim. Askerlikte bir şans eseri ama iyi oldu. Kars vilayetinin Arpaçay kazasının Kızılcakçak nahiyesinin Şahnalar Hudut tavrına tabip olarak tayin oldum. Çok enteresan. Kimse tanımıyor. Kurayı çektim. Subaya sorun, vallahi ben tanımıyorum diyor. Ama bir tane Elazığ bir yüzbaşı çıktı. Ya oradan bir tren geçer dedi. Gerisini boş ver dedi. Ya etmeyin eylemeyin dedi. Vallahi öyle dedi. Rus hududundaydık. Yani şeylerimiz, tabur hep orada. Çıkardık Ruslar karşıda asker şeylerle, atlarla gezerdi. Şu kıyı boyunu. Biz zavallı Mehmetçik yürüyerek geçerdi. Çok da haklı tabii ama öyle geçti. 1961 yılında Haziran'da teşhis oldum. Bu arada Eferdane'ye hamile eşim 14 Nisan'da 61'de doğum yaptı. Ben bir hafta var ki gelemedim tabii dışarıya. Tabii bitiyordu askerliğim bitiyordu. Bitti, döndüm. Ondan sonra geçen sene Elazığ'a geldim. Hükümet tabibi olarak burada devam ettim ama burada bir Avusturya'dan dönen bir doktor arkadaş vardı. Benden 2 sene önce çorbacı yollarından Doğan Bey. Orada da vardır. Doğan Bey, ne yapıyorsun İrfan dedi. Ya abi dedim, ben ihtisas yapmaya gideceğim ama nereye gideyim şaşırıyorum. Çünkü fakülteye gittim, tıp fakültesine dediler ki volonter gel. Maaş yok, evliyim. Olur mu dedim. Olmadı. O zaman seni gel Almanya'ya göndereyim dediler. Almanya Tabipler Odası'nın çıkardığı Esseblatt var. Yani mecmuası vardı. Oradan iki adres buldu bana. Gönderdik o adreslerden iki tanesi. Yeter mi yeter dedim. Biri Duisburg, biri Augsburg. Oradan tercih, ikisinden de aynen pozitif cevap geldi. Yani kabul ettiler. Ve 1961'in sonunda istifa ederek ben Almanya'ya gittim. Hanım burada kaldı çocukla beraber. Bir ayrılık dönemi. 6 ay kadar. 6 ay kadar. Almanya'da
İki, çalışmamız çok iyi oldu. Bu arada fazla bir İngilizce, Almancam da yoktu ama Fransızca ile idare etmeye çalıştık. Almanca'da yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Hastane çok memnun kaldı. Hatta gelen Türkler var, Türk arkadaşlar vardı. Onlar ne yapalım dedim. Onların kabulünü de sağladım. Çünkü hastane benden çok memnundu. Daha sonra çocuk servisine çıktım. Bu gerçi şey istiyordu, kadın doğum istiyordu ama hocası, yani profesördü o zaman diyeyim, SAP, bana dedi ki ya bu diplomasını getirir misin? Diplomasında doğurma, İhsan Doğurmacı'nın imzasını gördü. O dedi, bu benim arkadaşım. Amerika'dan arkadaşım. Rockefeller'de beraberdik dedi. Hemen alırım dedi. İyi, öyle söyledik. İşte hanımı da çağırdık. 6 ay sonra da hanım geldi kız çocukla beraber. Her tane çocuk yuvasına, kreşe verdik. Biz hastanede devam ettik. 4,5 sene kadar Duisburg'da kaldım. Çok büyük bir hastaneydi. 1000 yataklı bir hastane. Sadece bizim dahiliye servisimiz, göğüs de bize bağlıydı. 200 yataklıydı. Ben önce tüberküloz servisinde çalıştım. Tüberküloz servisinde çok tüberküloz hasta vardı. İkinci Cihan Harbi'nden o kadar fazla hasta vardı ki, yani anlatamam. Böyle bütün yataklar tüberkülozu, kavernöz tüberküloz vakalarıyla, yani kanayan tüberküloz vakalarıyla doluydu. Her gün birkaç tane hastamız vefat ederdi. Ondan sonra da 1964 yılında ben ayrıldım. Bu arada hanım bir rahatsızlık geçirdiği için daha sakin bir yeri düşünmeye başladık. Ben kendi nitekim Hollanda sınırındaki Kevelaer diye bir şehre geçtik. Oradaki hastanede çok iyi şartlarda çalıştım. Çünkü daha önceki, yani önce bulunduğum şehirde çok muazzam şeyler, bilgiler kazanmıştım. Onu orada daha tabii ki imkanını buldum. Ve orada da 1965'te ikinci kızım Ümit Dilber doğdu. Aynı bizim klinikte. Ki şimdi o da biraz evvel hanım da bahsetti. Çapa Tıp Fakültesi'nde profesör, aynı zamanda dekan yardımcısı. Ve Almanya hekamımız 1970 yılına kadar devam etti. Ben ihtisası 68'de aldım. Orada 6 senedir ihtisas süresi. Ve Oberst, yani baş asistan olarak devam ettim. Almanların her kimse de, özellikle bana çok yalvarmalarına rağmen kalmak istemedim. Ve şef bana şöyle söylemişti, Almanca olarak bahsedeyim. Ich sehe zu knieher mutlu. Size diz çökerek Türkçe'ye çeviriyorum, size diz çökerek yalvarıyorum. Lütfen kalınız dedi, her türlü imkanı size sağlayalım. Almanya'daki koşullarım inanın buradan çok daha iyiydi. Neden kalmak istedim onu da söyleyeyim. Bana bir villa verdiler, iki katlı. Garaj, iki tane arabayı alacak kadar garajı vardı ve güzel de bir bahçesi vardı. Çocuklarımız orada büyüdüler neyse. Efendim şimdi çocuklar değil de kız çocukları tabiatıyla endişe duymaya başladım. Kiliseye götürdüm. Şimdi okul, bunlar kreşe gidiyor ama kreşte mesela orada papazlar ders verirler. Papaz kilisede verilir dersler, din dersleri kilisede verilir. Kilise götürünce bunlar dışarıda kalıyor tabiatıyla, girmiyor içeriye. Ama çocuklar yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye başladı. Mesela bu kreş çıkarmaya başladı. Öyle olunca ben biraz daha tutucuyum tabiatıyla, kabul edemedim. Bu bana çok dokundu. Birkaç arkadaşlar rastladım. Vallahi dediler ki biz dönüyoruz artık. Çünkü kız çocuklar olan bir arkadaşımız. Olmaz, bizim işlerimiz buraya göre değil dediler. O zaman ben de kalmadım. Karar verdim. Döneceğim diye ısrar ettim. Dönme dediler. O Türkiye'nin durumu iyi değil. Söylemek istemiyorum. Orası öyle gibi bir yer, mağara gibi bir yer. Niye gidiyorsun? Hayır dedim, orası çok güzel yer. Orası benim hayvat vatanım dedim ve döndüm. 1970'te döndüm. İhtisas imtihanı Erzurum'daki tıp fakültesinde ihtisas imtihanı verdik beraber. Hiçbir o fakülteye devam etmeksizin. Çünkü çok güzel hazırlanmıştık hekimizin de. Her türlü doktora şeylerimiz vardı, tezlerimiz vardı, kabul edildi. Ve hemen de verdik, döndük, Elazığ'a geldik buradan. Elazığ'a geldik, 1970, neredeydik? Tabii gelin geldik, öyle oldu. Çıkamadık bir türlü, ha gideceğiz İstanbul'a gidelim, Bursa'ya gidelim diye niyet ettiğim zaman olmadı. Erzurum'da bana bir profesör arkadaş dedi ki, ya gel beraber, ben Adana'ya gidiyorum, Çukurova Üniversitesi, sen de beraber gidelim. Burada devam et dedi, beraber devam et. Vallahi Elazığ'a gelince kaldık, öyle bir yere gidemedik, bırakmadılar bizi. Kaldık, gelin geldik yani Elazığ'a. 1970 yılından beri, 46 yıldır Elazığ'da. Sevgili hocam,
sevdiniz mi Elazığ'ı? Valla Elazığlı oldum neredeyse. Beni şu ana kadar, belki birkaç seneye kadar hep Elazığlı bilirlerdi. Fahri bir Elazığlı. Bir Elazığlı biliyordu. Yok, bana gelir enişte derlerdi. Perçençe hanım, beni de perçençe zannediyorlar. Enişte derlerdi. Öyle derlerdi. Beni çoğu, yani birkaç sene öncesine kadar hep Elazığlı kabul ederdi. Damat Elazığ, şimdi Nevşehir'e gittikten beri sordukları zaman benim memleketime gitti diyorum. Ve böylece de... Gezilerimizi söylesene. Ama ha, gezilerim çok fazladır. Yani ben Türkiye'nin pek çok, Avrupa'da da çok yer gezdim de, Türkiye'ye geldikten sonra da çok gezdim. Her sene gezerim ben. Avrupa'ya giderim. Uzak Doğu'ya gittim. Japonya, Hindistan, Tayland, gelir işte. Oraları gezmeye, daha Hindistan falan hepsini gezdim. Tunus. Evet. Ondan Tunus. Sonra tabii Kuzey Afrika ülkelerine, Tunus, Mısır, Dubai, Suriye, yani Rusya falan. İran. Şimdi Avrupa'ya geçersen Avrupa'da çok yer yiyorum. Zaten yaşantım orada geçti. Suzan Hanım, gençlik yıllarınızdan bahseder misiniz bir de? Ne açıdan? Gençlik yıllarınız nasıl geçti? Vallahi gençliğin yapmam ki dolu da geçti. Şöyle ki babam, annem yani bir erkek çocuğu gibi büyüttüler. Öyle. Ve hiçbir şeyi esirgemediler. Ölün, yani okumam için elinden gelen her şeyi yaptılar. O Elazığ'da o şartlarda pek kızlarını yollamıyorlardı. Ama beni yolladılar, sağ olsunlar. Ben de onların yüzlerini yere getirmedim. Mezun oldum. İyi bir kocaya da sahip oldum. Allah'a bir şükür. Genç kalmanızı neye borçlusunuz? Eşime borçluyum. Evet, ben biraz sakinim. Yani ben kızmam pek. Ben kızmam. Her şey olur, karşılarım. Daha. Anam, ben genç miyim bakın? Bir genç gelinlik resmine bakın, bir de bana bakın. Yani şimdi günümüzde evlilikler çok sallantıda. Ya yani çok ayrılıyor. 60 yıl dile kolay. Şey yapıyoruz. Çok şükür, bir, çok şükür. Süreç. Gerçekten... Ama sevgi, saygı çerçevesinde yürüttük. Ya çok... Olur ya evlilik içinde kavgalar, dövüşler olur ama birimiz sustuk, birimiz kükredik. Ama daha ziyade bunu idare eden İrfan mutlu oldu. Evet, çocuklara karşı da öyle. Çok sevgiyle bağlıyımdır. Severim, kızmam. Yalnız şöyle bir şey var. Benim karnımın altında bir bavul vardır. İçinde pijamalarımız, diş macunlarımız, bunlar durur. Eşim gelir cuma günü akşamı. Suzan, bugün nereye gidiyoruz? Hadi Hatay, Antalya, bir bal için Hakkari'ye gittik. Ben gezerim çok. Siirt'e gittik, Buttum sabunu aldık. Antakya'ya gittik, Defne sabunu aldık. Adı öyle oluyor. Ama çok gezdik, Allah razı olsun. Yani dolu dolu yaşadım. Bu arada siyasetle de uğraştım. Önce ANAP'taydım. O kişi olunca, sarsılınca doğru yola geçtim. İki de sene doğru yol kadınlar kolu başkanı 12 oldum. 12 senede. 2 sene. Ondan sonra o sayede de yine dolaştım. Şimdi bu ara yardım sevenlerde, Engelliler Vakfı'nda kendime has kermesler yaparak askeriyeye, fakülteye, engellilere para temin ettim. Yani ne diyeyim, bütün Elazığ beni biliyor, yardım sevenler, ama lakabımı söylemeyeyim. Söyleyin alalım. Söyleyeyim mi? Ben ne diyeyim? Aş, iş, eş bulan bir doktor hanımım. Şu mesela engellilere kermesler düzenledim. O kermesin gelirinden engellilere bir miktar para verdim. Bu taraftan Mehmetçik Vakfı içinde kermes yaptım. Fakültede ihtiyacı olan çocuklara da bir miktar para verdim. Ve bu arada da kendi özel hayatımda ben kapı kapı dolaşırım şu anda. Suriyeliler için çalışıyorum ama bunlar hep dışarıdan, ben söylemiyorum. Evet.
Eşim de aynı bana uyuyor. Ben yardım ediyorum. Yardım ediyoruz ya, söyleyeyim. Bu ara siyasetle uğraşırken Doğru Yol Partisi'nde encümen azası oldum. 5 sene çalıştım. Memleket için bir şeyler yaptıysam ne mutlu bana. İlk doktorluk görevimi Elazığ'da yaptım. Verem Savaş'ın kurucularındanım. Bu arada hükümet tabipliği yaptım. Hükümet tabipliği esnasında matematik hocalığı lisede yaptım. Doktorluk esnasında bir pazar günü banyoya girdim. Banyoda rahat, o sırada kapı çalınıyor. Bir hasta kucakta geliyor. Annem o hastayı kucağında sallıyor. Sallarken ben rahat yıkanayım diye çocuğu susturmaya uğraşıyor. Ben banyoda bornozla çıktım, çocuğun yüzünü açtım. Çocuk vefat etmiş. Döndü, dediler ki anneniz bunu öldürdü, salladı. Ondan sonra mahkemeye verdiler. Bilirkişi olarak da Fahri Aydın vardı. O da benim sınıf arkadaşım. Böyle bir şey olmaz dediler. Ve tabii o öyle kaldı. Beraat etti. Evet, bu kötü bir yanıymış. En güzel anım eşimi bulmak. İki tane pırlanta gibi kız yetiştirmek. Sevgi, saygı en mühimi. Ya maddiyat önemli değil. Tabii ki o da lazım. Değil. O bizim için üçüncü planda. Çocuklarımızı da öyle yetiştirdik. Mesela buradaki fakültede hangi doktora sorarsanız, hangi kime Elazığ'a sorarsanız melek gibi bir kız yetiştirmişsiniz. İstanbul'daki kızım da aynı şekilde. Evet. Bir anımı da anlatayım mı? Tabii ki. Benim kızlarım yani aldığı terbiyeden dolayı, belki biraz da güzel olduklarından dolayı, bir gün İzzetpaşa Camisi'nin orada yürüyordum. Arkama bir avukat bey, Mehmet Bey, Ercüment. Sırtıma vurdu. Mehmet Ercüment. Doktor abla dedi, o kızlardan biri bana düşer mi? Mehmet Bey dedim, kuyruğa gir. Öyle dedim. O da gitmiş, baro da anlatmış. Doktor hanım bana böyle dedi. Yanımda o. Hacı gitmişsin. Hacca gittim çok şükür. Vazifemizle 1995'te gittik. Resimlerim de var, gösterebilirim hac resimlerim. Şu resim benim zamanımda Elazığ'da okuyan üniversite talebeleri. Elazığlılar. Elazığlılar. Görebilir misiniz? Mesela Doğan Çorbacıoğlu. Ahmet Çatalpınar. Gözüm görmüyor ki. Ha, Turgut Acar. Lokman vardı. Lokman Tasalı. Nevzat Ero, Doktor Nevzat Ero. Solmaz Öktem Eczacı, o da buralı. Buradaki arkadaşların hepsi Elazığlı. Annemle babam amca çocukları. Babam İstanbul'da okumaya gidince anneme ya malını ver ya da anne kızını ver demiş. Dedem de orada Miralay, şimdi yani albay takabili. Annemi İstanbul'dan bir ayda gelin geliyor Elazığ'a. Askerler nezaretinde Elazığlı oluyor. Zaten hep yani. Annem derdi ki ben Samatya'da doğdum. Annem de çok iyi bir insandır. Onu da bütün Elazığ'da yani çok severlerdi. Elazığ hocaları, bu milletvekili. O zaman hocalar çok kaliteli. Ama şimdi ayıp olur onu konuşursam. O zaman hocalarımız arasında lisede Cemil Meriç Fransız hocamız, meşhur şiir, edebiyatçı. Tunceli Millet Metili Fethi Ülkü Fransız hocamız. Siyaset şöyle, aileden gelen bir şey. Benim dayım Elazığ milletvekili Hüsnü Göktuğ, General Hüsnü Göktuğ'du. O sırada ben de fakültede okuyordum. Beni meclise götürüyordu. Hatta şurada
Adnan Menderes'te resmimiz var mecliste. Burada dayım da var. O günden bu yana siyasete aşık oldum. Bir hastalık oldu. Bayağı bir hastalık yani, tutkun oldum. Ve devamlı hala da bu yaşıma nispeten yine ya televizyondaki haberleri hiç kaçırmıyorum. O dönemin siyasetine hürmet ve çok, onu söyleyeyim, yoktu. Oradaki yani milletvekilleri o dönemde hepsi kendi keselerinden para harcalardı. Hatta evlerini satan bile oldu. Yani çalışıyorlar dedi. İş barış, sulh, kardeşlik, ayrımcılık yapmamak bizim temelimizdedir zaten Türk milletinin. Dış odaklar bizi bu duruma getiriyor. Yoksa birbirimize hepimiz bağlıyız. Bizim askeri tibbiyede 88 arkadaşlık sınıfta bunların aşağı yukarı yarısı Doğu kökenliydi. Ama hiçbirimiz ne sen doğulusun ne şunlusun demek kesinlikle böyle bir şey yoktu, aklımıza da gelmez. Hepimiz birbirimizi çok severdik. Hatta Doğulu arkadaşlar çok daha itibardı. Çünkü onlar mertti, cesurdu. Arkadaşlıklar fevkaladeydi. Gayrimüslim de çok. Onlar için gayrimüslimler de vardı. Tabii bizde okuyan Ermeni de vardı. Pakistanlı da vardı. Afganistanlı da vardı. İranlılar da vardı. Çok iyi geçimimiz vardı. Askeri tibbiyede falan. Yani hiçbir zaman bir ayrımcılık falan olmadı. Bu hadiseler işte daha sonra çıktı tabii. 90'dan itibaren başlayan bir hadiseler var biliyorsunuz. Köy hadisi, köy basması hadisedir, yılan hadiseler. Ama tabii hiçbirisi tasvip edilmez bu durum. Çok hunharca bir hadiseler oldu gerçekten. Çocuk bebek ölümleri, insanları mahvetmek, yok etmek. Bu düşünce hiçbir zaman tasvip edilmez zaten. Hepimiz birbirimize kardeşiz, hepimiz birbirimize bağlıyız. Ayrılık diye bir şey düşünmeyiz ve düşünmüyoruz da. Vatan için yapılacak olan şeyleri de tasvip ediyorum. Çünkü böyle bir şey ortadan kaldırmalı ki biz daha huzura kavuşabilirim. Benim şahsi kanaatim budur. Devletin şu an doğuda yaptıklarını tasvip ediyorum. Şu PKK illetinden bizim kurtulmamız lazım. Onu tutanlar da gerçekten hep arka perdede oynuyor. Mesela HADEP bir Türkiye partisi olamadı şu ana kadar. Yaptıklarıyla hep tek taraflı olarak çalıştı. Bunu da hep görüyoruz. Son zamanlarda daha da artırdı bu durumunu. Söyledikleri sözlerde zaten bunu ifade etmekte gayet bariz şekilde görülüyor. Anne babalara yani şeyle beslenir, çalışan anneler çocuklarına kendileri bakmaları lazım. Evet. Dadılarla, işçilerle büyütmemeleri lazım. Yalnız olmuyor tabii, hayat şartları değişik Suzan. Ama olsun. Yani ben çocuklarımın en ufak kalemine, defterine, şeyine kadar, romanlarına kadar ben alırdım. Bütün klasikleri benim çocuklarım okumuştur. Anne babayı ne tavsiye edersin? Bir, evvela iyi beslenmesi çocukların. İkincisi, aşılarının kontrol altında devamlı yapılmasının ve hekim kadına her ay yahut hiç olmazsa 3 ayda bir, 6 ayda bir ev doktorlarına yahut çocuk doktorlarına muayene edilmesini tavsiye edersin. Beslenme en başta geliyor, aşı en başta geliyor, ikinci olarak geliyor ve dediğim gibi ve kontroller. Çocuklarınıza işte tavsiye eder misiniz doktor olduğunu sordukları zaman tabii derdim doktor olsunlar. Bu ara şöyle, o devirlerle bu devir arasında çok fark var. Anneler bilinçli değildi. Çocuğunu muayene ettiğim zaman muayene masasına bırakırdı, geriye çekilirdi. Ben o kundağı açardım, toprağı toplardım, temizlerdim, muayene ederdim, bağlardım, tekrar anneye verirdim. Şimdi onlar yok artık. O şartlarda çalıştık. Köylere giderken, ben hükümet tabibi olduğu için otopsilere giderken atla katırla giderdik.
Ata binerdim, dağlara çıkardım, otopsi yapardık. Ama sen o hükümet adli döneminde benim de aynı şekilde oldu. Maden şu dağlarına gittim. Hükümet devresinde biliyorsun tek hekimdir yani. Devletin tek hekimidir. Vakaların hepsini adli tabip olarak siz karar verirsiniz. Kurşun nereden geldi ya, ölüm sebebi nedir? Bunun hepsi tayini savcı viziri beraberinde götürür ve doktorun şeyleri, bilgilerini alır. Eğer doktor gelmezse zaten savcı çalışamaz, hiç mümkün değil. Dediği gibi mesela ben burada bulunduğum sürede Sivrice'de bir hadise olmuştu. Birisini vurmuşlardı. Daha derelerin içerisinde. Katırla gittik savcı beyle beraber. Katırla gittik. O dağların arasında indik. Sabahlara kadar kurşun aradığımı bilirim. Ama bulamadığım zamanlar da oluyor. Kurşun giriyor ama nereden çıkmış bulamıyorsun. Otopsi yapıyorduk. O zaman devlet hastanesine götürüp film çektiriyorduk. Gerektiği yerlerde otopsi yapıyorduk tabiatıyla. Çok otopsi yapmışımdır. Çok. Yani hükümet tabi aynı zamanda adli tabiptir. Başından şimdi, geçen olayı anlatsana. Hangi şimdi? Hacı Diren'in evindeyken biri kapıyı çaldı, kurşunlanmıştı. İsim verme yalnız. Vallahi yine. İsim verme biz, çok iyi. Çalıştığımız süre içerisinde gece gündüz çalışıyorduk. Köylere gidiyorduk, kasabalara gidiyorduk. Mesela ben terör kaç zamanında. Defa Palu'ya gittiğimi biliyorum. Kaç defa, çok defa. Karakoçan'a gitmişimdir, gece hastalara gitmişim. Ta oralara kadar götürmüşlerdir. Oraları seve seve gitmiştim, hepsine de bakmışımdır. Bir gün de gece evi, kapı çok fena çalındı. Açmak mecburiyetinde kaldım. Yani açardım ama çok gece yarısı çocuklar da var. Açtım kapıyı, doktor abi elinde silah. Efendim, ben bu hastayı getirdim. Ben bunu işte gazinoda vurdum. Ama işte bu kurşun girmiş, hiçbir şey olmuş mu olmamış mı buna bak. Şimdi ben cerrah da değilim ama tabanca da var bir tarafta. Çocuklar da uyandı, onlar da korkuyor. Şimdi ya baktım girmiş ama hakikaten karaciğere isabet etmeden çıkmış geçmiş yani. Şimdi bunu kati söyleyebiliyor musun? Söylemek de mümkün değil. Yarın bir şey olursa ya bir aksi bir durum olursa Allah korusun. O zaman cerrah arkadaşla telefon ettim. İle diyor ki bu adliye gitmesin, adli vaka olmasın. Tuğli Bey vardı burada. Benim hemşerim de Aksaraylıydı o. Hamza Tuğli. Tuğli Hamza Kadı. Tuğli Bey'e telefon ettim. Ya Tuğli Bey dedim, bak böyle bir vaka var, ben çok zor durumdayım. Abi dedi, beni muayenehaneme gönder. Ben şimdi gideyim muayenehanede oraya bakayım diye. Bir bakayım dedi. Ve onlar o gece oraya sağdım. Hakikaten sonunda işittim. Değilmemiş yani. Girmiş çıkmış. Karaciğere isabet etmemiş. Ve böylece kurtuldum. Oh dedim ben. Vallahi. Yani öyle çocuklar çok korktu ama. Ben daha önceki seneler dediğiniz gibi gazetinde sınav vakaları, çocuk vakaları çok fazlaydı. Ölüm en çok ishallerden kaybediliyordu. Yine de menenjit çok yaygındı. Hani büyüklerde olan hadise, günlük hadise, onlar belirli vakalardı ama çocuklarda çok kayıp oluyordu. Menenjit vakaları, grip geçiriyor, arkasından grip viral menenjitler oluyor. Bunların fonksiyonlara lazım geliyor. Viral midir, basiler midir, menenjitler. Onun için de fonksiyonu muayeneden çok çalışmışız çok yani çalıştık. Hakikaten. Lomber fonksiyonlar, bana gelen akciğer fonksiyonları. Bunların hepsini yapmışızdır. Bu da tabii çok Almanya'da çok. Burada öğrendiğimiz şeyler. Orada öğrendiğimiz çok şeyler öğrendik. Çok şeyler öğrendik. Aslında doktorluk çok zor bir meslek. Çok zor. Ama çok kutsal bir meslek. Ama ben bir daha dünyaya gelsem yine doktor olurum. Bugün bir hastam gene bana geldi. Çocukken gene 50-60 yaşlarında. Çocukken hep size geldik. Doktor Bey hep sizin ellerinizde büyüdük biz dediler. Bu bizim için bir mutluluk tabiatıyla. Evet. Üniversitedeki hocaların çoğu da bizim hastalarımız eskiden. Çoğu söylüyor zaten, hayatımı kurtarmışsınız Doktor Bey de. Mesela İrfan Orhan eski dekanlardan. Annem der ki hep seni İrfan Mutlu kurtardı. Onu gitti, teşekkür etti. Tesadüf ben hasta oldum, onun eline düştüm. O da bir tesadüf tabiatıyla, evet.
Mutluluk tabii, her şey bir mutluluk. Uzun müddet çalıştık gerçekten, çok uzun yıllar, 46 yıl az bir sene değil. Ama her iyi niyetle, kendimizden vererek faydalı olmaya çalıştık. En az için tahmin ederim. Ben hala çalışıyorum tabiatıyla. Ne gerekirse o vicdan onu yapmaya çalıştık. Çok şükür elhamdülillah geride temiz bir isim bıraktığımıza inanıyorum. Biz de bunları çocuklarımıza devrediyoruz. Ailede hekim de çokmuş bu arada. 25 tane. Benim ve eşimin tarafı. Ben ilk benim teyzem 1944 mezunu. Çocuk doktoru. Abim 1941 mezunu. Oradan başladı. Onları görerek ailece. İrfanlarda daha çok. Efendim daha önce bahsettim. Babam ilk sağlık memurlarından diye. Şimdi baba sağlık memuru olunca doktorlarla çalışıyor. Çocukların da doktor olmasını arzu ediyor tabiatıyla. Bugün de aynı şeyler vardır. Bize çalışanların çoğu çocuklarını doktor yapmışlardır zaten. Hep öyle olmuştur. Bize gelen hastalar isimlerini İrfan ve Suzan koydu çoğu. O zamanlar öyle oldu. Yaygındı. Onun için abim, mesela babam arzu etmiş ki oğlum doktor olsun diye. 1914 doğumludur. 1941'de ilk hekimlerden bir tanesidir o zaman. İstanbul'da vardı zaten bir tane tıp fakültesi. O zaman oradan mezun oldu. Ondan sonraki ben geldim. Ben tabii yetiştim. Bu arada da çocuklarım, beş kardeş, her kardeşinin çocukları ve eşleri şu anda pek çok profesör şeyde. Edirne'den Kars'a kadar. Profesör olarak hala çalışıyorlar. Çok güzel bir şey. Ailede bir kısmı da var, makine mühendisi. Benim tarafım da makine mühendisi. Çok o da şöyle. O da var. Benim dayım İstanbul Teknik Üniversitesi'nin rektörüydü. Oradan geçti bize de. Evet. Son olarak bizim size bir sürprizimiz var. Hayat arkadaşınızın bugün doğum günü Suzan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayat arkadaşınızın doğum günü uzun bir evlilik, uzun bir yaşam. Herkese bunu tavsiye ederim. Böyle bir eşe sahip olsunlar diye. Efendim her şeyden evvel tabiatıyla ailede uzun devam ettirmek için mutlaka saygı ve sevgi. Saygı bu ve şart sevgi. Bu olduktan sonra her şey olur. Çocuklara da aynı şeyi aşılamışız. Allah herkese sağlıklı, uzun ömür versin. Sağlıklı, sağlıklı, onun için de yine söylüyorum, sevgi, saygı en başta gelen evet, şey. Biz de sizin doğum gününüzü kutlamak adına sürpriz bir pastamız var. Kalksana. Evet. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, çok teşekkürler. Allah daha nice bir teşekkür ederim, çok mersi. Biz sizi ağırlamaktan onur, gurur duyduk. Yok, teşekkür ederiz, çok mersi. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Siz, hayır, biz zevk duyduk. Çok sağ olun. Eskilere döndük. Ne güzel. Çok güzel oldu. Tabii çok güzel. Çok teşekkürler. Anılarımızı tazelediniz. Çok teşekkür. Sizlere teşekkür etmemiz lazım. Allah sizlere de böyle hayırlı, hayırlı böyle bir. Sana da. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah.